Merhaba sevgili çocuklar. Türkçe kampımızın 22. dersine hoş geldiniz. Ünitemiz noktalama işaretleri. Bugün işleyeceğimiz konu ise konuşma çizgisinin kullanıldığı yerler. Konuşma çizgisinin diğer adı ise çocuklar uzun çizgi. Şu işaretle gösterilir. Evet sevgili çocuklar. Konuşma çizgisi bir önceki derste öğrendiğimiz kısa çizgiden biraz daha uzun bir çizgidir. Kısa çizgi satır sonunda kullanılıyordu ama uzun çizgi satırın başında kullanılıyor. Peki bu uzun çizgi nedir çocuklar? Uzun çizginin diğer adı konuşma çizgisi demiştik. Karşılıklı konuşmalarda konuşmanın ve konuşmacının değiştiğini belirtmek için cümlelerin başında kullanılıyor çocuklar. Mesela Münise Feride'ye ıslak gözlerle baktı ve bakın şimdi Münise ile Feride'nin konuşmaları geçiyor. Şimdi Münise konuşacak. Yoksa bu köyden gidecek misin diye soruyor. Feride de cevap verecek. Bakın Feride de diyor ki ben mi neden gideyim? Korkma seni almadan gitmem. Bakın iki kişinin konuşması ve her konuşmanın başına gördüğünüz gibi uzun çizgi konuluyor. Adı bu yüzden konuşma çizgisidir çocuklar. Her yeni konuşmacı konuşmasına başlamadan önce uzun çizgi konuluyor çocuklar. Ne öğrendik şimdi çocuklar? Yazılarda konuşmaları göstermek için bu uzun çizgiyi kullanıyoruz ve her yeni konuşmacının söylediği sözlerin başına uzun çizgi geliyor. Okuldan sonra buluşup parka gidelim mi diye birisi soruyor. Başka birisi de cevap verecek. Bakın yine konuşma çizgisi. Başka biri konuşuyor. Olur gidelim. Çocuklar şu uyarımıza bir dikkat edelim. Eğer buradaki konuşmalarımız tırnak içinde gösterilirse buradaki konuşma çizgisine gerek yoktur. Eğer tırnak içi varsa diyor, konuşma çizgisi yazmana gerek yok. Unutmayalım bunu. Bir örnek sorumuz var. Bakalım. Metinde numaralanmış yerlerden hangisine konuşma çizgisi yani uzun çizgi konmaz? Bakın ne diyor? Asuman Hanım oğlu Ali'ye sordu. Neden geç kaldın? Ali, gelirken parkta biraz oyun oynadım. Hangisine konuşma çizgisi gelmez diyor. Bakın çocuklar, Asuman Hanım oğlu Ali'ye sordu. Oğluna bir şey sormuş. Ne sorduğunu burada anlatıyor. Bakın neden geç kaldın? Asuman Hanım'ın sözü. Bir konuşmada bir söz birine aitse bunu uzun çizgiyle gösteriyor çocuklar. Ali demiş. Bakın Ali de cevap vermiş. Gelirken parkta biraz oyun oynadım. Ali'nin cevabı da bu. Bu da Ali'nin konuşması çocuklar. Gördüğünüz gibi Asuman Hanım'ın sorusu ve Ali'nin cevabı karşılıklı iki konuşmada uzun çizgiye gerek vardır. Ama konuşma başlamadan önce şurada bir numaranın olduğu yere konuşma çizgisi koymamıza gerek yoktur çocuklar. O yüzden bir numara gelmez. Burada bilmeniz gereken konuşmalar yapılmadan önce konuşma çizgisi koyduğumuz zaman hangisinde olmayacağını çok rahat görebiliriz çocuklar. Bakın bir Hacivat ile Karagöz konuşması. Hacivat demiş, hoş geldin sevgili Karagözüm. Karagöz demiş, hoş bulduk kel kafalı Karagözüm. Gördüğünüz gibi çocuklar hacivat bir şey söylüyor. Hacivat'ın konuşması uzun çizgi. Daha sonra konuşmacı değişiyor. Karagöz'e geçiyor. O zaman karagöz içinde bir konuşma çizgisi. Karagöz'den sonra bakın hacivat konuşuyor. Tekrar konuşma çizgisi. Hacivat'tan sonra karagöz'e geçiyor. Tekrar konuşma çizgisi. Yani her konuşmacı değiştiği zaman başına konuşma çizgisi gelir çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Tabii ki konuşma çizgisinden önce kimin konuştuğunu belirten kelimeyi de yazabiliriz. Mesela Hacivat konuşuyormuş. Başına Hacivat yazabiliriz. Karagöz konuşuyormuş. Başına Karagöz yazabiliriz çocuklar. Bunu unutmayalım. Bakın bir başka konuşma. Berke demiş. İki nokta üst üste. Demek ki bir konuşma geçecek. Konuşma çizgisini koyuyoruz. Yarın denize gidelim mi? Konuşma çizgileri hep başında olur çocuklar. Ama sonlarına hangi işaretler gelirdi? Nokta, soru işareti, ünlem işareti. Bu üçünden birini koyuyorduk çocuklar sonlarına. Yarın denize gidelim mi? Bir soru sorulmuş. Yusuf ise bakın Yusuf demiş bir konuşma yapacak. Evet konuşma çizgimizi koyuyoruz. Annemden izin almalıyım. Bakın bu soru soruyor konuşmasını bu şekilde gerçekleştiriyor. Yusuf ise bakın annemden izin almalıyım deyip cümlemizin sonuna noktamızı koyalım. Ama konuşmamızın başında konuşma çizgimiz var. Tekrar Berke bir şey söylüyor. Berke konuşmacı değiştiği için hemen konuşma çizgimizi koyuyoruz. O zaman akşam bana haber verir misin? bir soru soruyor. Konuşmacı Berke'ydi. Tekrar değişti. Yusuf konuşuyor şu an. O zaman her konuşmacı değiştiğinde uzun çizgimizi koyuyoruz. Tamam akşama haberleşiriz. Nokta. Çocuklar her konuşmacı değiştiği zaman konuşma çizgimizi koymayı unutmuyoruz. Bakın biraz önce Berke ve Yusuf'un isimleri geçmişti ama burada isimler geçmedi. Konuşmaları dinlerseniz zaten karşılıklı konuşma olduğunu anlayacaksınız. Anne manavdan ne alacaktım? Evet bir çocuğun konuşması ne alacaktım diye de bir soru soruyor. Biber domates. Bakın annenin cevabı. Demek ki konuşmacı değişmiş ve anneye geçmiş. Bu annenin konuşması. Biber virgül domates. Bitmiş nokta. İki tane şey almasını söylüyor. Evet konuşmacı annedeydi en son. Hepsi bu kadar mı? Bakın çocuk tekrar bir şey söylüyor. Hepsi bu kadar mı? Anneden çocuğa geçmiş konuşma sırası. Tekrar uzun çizgimizi koyuyoruz soru sorduğu için soru işareti. Hepsi bu kadar mı diye soran çocuktan sonra evet cevabı geliyor. Bu annenin konuşması. Çocuktan sonra anne konuşuyorsa konuşmacı değişmiştir. Uzun çizgimizi koyuyoruz. Evet deyip bitirmiş. Nokta. Anne kiraz da alayım mı? Anne evet demişti. Şimdi çocuğa geçmiş. Konuşma çizgisi konulur çocuklar. Anne konuşuyordu. Çocuğa geçti sıra. Evet alayım mı diye soruyor. Tamam. Vişne varsa al. Reçel yaparım. Bakın çocuk soru soruyordu. Anne ise cevap veriyor. O zaman sıra anneye geçtiği için konuşma çizgisi Vişne varsa al. nokta koyamayız çocuklar. Büyük harfle başlamamış demek ki bu iki tane cümleyi birleştirmiş. Virgül reçel yaparım. Şimdi noktamızı koyuyoruz. Evet sevgili çocuklar, konuşmalarımızın başında her konuşmacı değiştiği zaman uzun çizgi koyuyoruz. Evet sevgili çocuklar. Bu dersimizde uzun çizginin yani diğer adıyla konuşma çizgisinin nerelerde kullanıldığını gördük. Ama dikkat edin şuraya bir kısa çizgi koydum. Bu da kısa çizgimizdi. Satır sonlarında kullanılırdı. Bununla karıştırmıyoruz çocuklar demiştik. Karşılıklı konuşmalarda her konuşmacı değiştiği zaman uzun çizgiyi koyuyorduk. Buna dikkat ediyorduk ve bir de şundan bahsetmiştik. Eğer tırnak işareti varsa ki bunu göreceğiz, uzun çizgi konulmaz çocuklar. Evet, tırnak işaretinin olduğu yerde konuşma var demek zaten. Buna bir daha gerek yok çocuklar. Evet, bu dersimizde kullandığımız materyaller için de hemen Ata Yayınlarına ve Mapders.com ailesine teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. <laughs>